أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. Öncelikle Rabbim sizlerden razı olsun. Sizin asıl mükafatınızı alacağınız yüce makam şüphesiz yüce Rabbimizdir. Yüce Rabbimiz her birinize ecrini, mükafatını versin. Her türlü riyadan, gösterişten uzak olarak sadece onun rızasına ermek için, sadece onun rızasını elde etmek için yaptığınız davranışlar olarak hayatınızın sayfalarına kaydetmeyi, kaydedebilmeyi yüce Rabbimiz hepinize nasip eylesin. Çok değerli kardeşlerim, zannetmeyin ki siz sadece Türkiye'den bir vatandaşımızın size emanet ettiği bir vekalet kurbanı götürüp dünyanın en ücra köşelerinde mahrum kalmış, belki hayatında o bir sene içerisinde bir gram et yiyememiş mahrumlara taşımaktan ibaret değildi sizin göreviniz. Siz sadece bunu yapmadınız. Siz vicdanını ve merhametini kaybetmiş insanlık adına bir vazife yürüttünüz. Daha dün birkaç gündür bütün insanlığın gözü önünde o insanlığın en büyük medeniyet merkezlerinden birisi olan Halep'te o binaların enkazının arasından çıkarılan çocukları hep birlikte izledik. Elbette bütün bunlar çok büyük cinayetler, büyük katliamlar, büyük vahşetler, büyük dehşetler. Ama en büyük vahşet, en büyük dehşet nedir biliyor musunuz? Bütün insanlığın katliamlara karşı duyarlılığını kaybetmesidir. En büyük vahşet, bütün insanlığın bu tablo karşısında sessiz kalması. Artık insanlığın bugün yaşadığı en büyük vahşet, çocuklara yönelik katliamları sinema filmi izler gibi evlerimizde izlememiz ve hiçbirimizden ses seda çıkmaması. Bütün uluslararası örgütlerin, o insan hakları örgütlerinin susması, suskunluğa bürünmesi, bütün uluslararası örgütlerin sessizliğe gömülmesi, hiçbir yerden ses çıkmaması, asıl vahşet, asıl dehşet, asıl büyük tehlike bu. İşte siz böyle bir zamanda insanlığın vicdanını temsil ettiniz. Siz insanlığın vicdanını ve merhametini temsil etmek üzere gittiniz. Bu vazifeyi ifa ettiniz. Şunu ifade etmek isterim. Kim ne yaparsa yapsın, inşallah kıyamet sabahına kadar bu ülke insanlığın vicdanını ve merhametini temsil etmeye devam edecek inşallah. 15 Temmuz yaşadık. 15 Temmuz sadece bu ülkenin güvenlik güçlerine karşı, sadece bu ülkenin yaşayan insanlarına karşı yapılmadı. 15 Temmuz bütün insanlığın vicdanını susturmak için yapıldı. Bu topraklarda tarih boyunca inşa ettiğimiz Müslümanlığımıza karşı yapıldı. 15 Temmuz bu toprakların Müslümanlığına karşı yapıldı. Bu toprakların vicdanına karşı yapıldı. Bu toprakların merhametine karşı yapıldı. Bir takım güçler istediler ki bu topraklarda yaşayan insanlar da vicdan ve merhamet sesi vermesin istedi. 15 Temmuz'u gerçekleştirenler aynı zamanda bu milletin hayır duygularını ile oynadılar. Bizim iyilik düşüncelerimizi yok ettiler. Bizim zekatlarımızı, sadakalarımızı çaldılar. Bizim himmet altı altında milletimizi haraca bağladılar. Bütün bunlardan dolayı sakın kalbinizde
bu hayrın, bu iyiliğin kaynağı olan yüce dinimize karşı bir soğukluk içerisine girmeyiniz. Hasreten genç kardeşlerime sesleniyorum. Müslümanların hatalarından dolayı İslam'ı suçlamayınız. Biz Müslümanların yapıp ettiklerimizden dolayı, işlediğimiz günahlardan ve hatalardan dolayı Allah'ın yeryüzüne en son merhamet mesajı olan din-i mübini İslam'ı suçlamaya kalkışmayınız. Diyanet olarak ve Diyanet Vakfı olarak da milletimize diyoruz ki, biz sizin emrinizdeyiz. Din hizmetlerinde, din eğitiminde, hayır hizmetlerinizde biz sizin emrinizdeyiz. Ve bu kuruma bağışladığınız her kuruşun hesabını gelip bize sorunuz. Şeffaf olarak biz, vakıf olarak, diyanet olarak yaptığımız her hayrın, sizin adınıza taşıdığımız her iyiliğin hesabını vermeye daima hazırız. Bu vakıf bizim değil, diyanetin değil, milletindir. Siz gelin bu vakfı denetleyin. Sayın Rıza Kayaalp, dünyanın dört bir tarafında ihtiyaç sahibi insanlardan yükselen sese kulak vermek ve bu sesi yüreğinin derinliklerinde hissetmek takdire şayan faziletli bir davranıştır. Bu duyarlılıkla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı İşbirliği ile düzenlenen 2016 yılı vekaletle kurban kesim programına katılarak bayram coşkusunun tüm yeryüzünde yaşanması için göstermiş olduğunuz gayretten dolayı takdir ve şükranlarımızı sunarız. Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar. Plaketimizde olacak tüm gönüllülerimizi temsilen